Nuray Babacan, 13 Ağustos 2024, Gazete Pencere Instagram yasağının faturası, saçını başını yolan AKP'liler Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz diyen AKP'lilerin Instagram yasağını kendi çocuklarına dahi anlatamadıklarını biliyor musunuz? Yasağın ekonomiye ve ülke imajına verdiği zarar nedeniyle kapalı kapılar arkasında saçını başını yolan bazı yöneticiler, "Bir sorun bu kadar kötü yönetilebilirdi" diye Ulaştırma Bakanına yükleniyor. Kulislerde konuşulanlar arasında, "Biz şimdi bunu niye yaşadık?" diye birbirine soranlar, inisiyatif alamayan kötü yöneticiler ve bakanları eleştirenler, bir de bu fırsattan yararlanarak yeni yasakları savunarak dikkat çekmeye çalışan kifayetsiz siyasetçiler var kapalı kapılar ardında yaşananlara geçmeden önce AKP'nin sosyal medyayı istediği gibi yönetme anlayışını 2014'te yapılan yasal düzenleme ile ilgili bakanlığa verilen erişim engelleme yetkisine dikkat çekmek gerekir. Sonraki yıllarda birçok müdahale görüldü ama hiçbiri son Instagram yasağı kadar beceriksizce yönetilmedi. Kimse anlamadı. Haniyenin öldürülmesinin ardından taziyelerin yayınlanmaması mı bahaneydi? Mahkeme kararı var mıydı? Mahkemeye hangi gerekçeyle başvurulmuştu? Katalog suçlar ayıklaması yapılmadığı doğru muydu? Gibi sorulara doğru düzgün yanıt verilmezken iletişim başkanı Fahrettin Altun'un tetiklediği yasaktan en çok şikayet edenin yine aynı ekip olduğunu biliyor musunuz? Ulaştırma Bakanlığı'nın birbiriyle çelişen açıklamaları partide sinirleri iyice bozdu. Öncelikle bakanlıkla meta yöneticileri arasında yapılan ilk görüşmelerde katalog suçlarla ilgili duyarsızlık gerekçe gösterildi. Şirket PKK itirazını kabul edip Amerika Birleşik Devletleri'nde de terör listesinde olan bu örgüt için gerekli duyarlılığın gösterildiğini ve gösterileceğini söyledi. Ancak FETÖ ve YPG'nin kendilerindeki terör listesinde olmadığını söyledi. İlk açıklama krizi. Öğrendiğimize göre sıkıntı, bakanın FETÖ ve YPG konusunda şirketin gereğini yapmadığını kamuoyuna yaptığı açıklamada kullanmasından kaynaklandı. AKP yönetiminin sadece PKK duyarlılığıyla yetinip diğer konuları hasır altı etmeye hazırlandığı sırada bu açıklama işlerini zorlaştırdı. Çünkü hükümet aslında FETÖ ve YPG'yi terör örgütü ilan etmediği halde birçok alanda birçok ülkeyle ilişkisini sürdürüyor. AKP'lilerin topu taca atma şansı ilk açıklamayla ortadan kalktı. Çileden çıkan iki bakan. Yasağın işletmelere verdiği zarar, ekonomik kayıplar bir yana, bu duruma ilk tepki gösteren kişinin turizm bakanı olduğu anlatılıyor. Tam da turizm sezonunda Türkiye'ye gelen binlerce yabancı turistin Instagram yasaklı bir ülkede oldukları hissi yaratmanın maliyeti bakanı çileden çıkarmış. Milyonlarca lira harcanarak huzurlu ve özgür ülke imajı yaratmak için yapılan reklamların boşa gittiği anlatılıyor. Turistlerin bir kare foto ve anı paylaşamadığı, Türkiye'nin tanıtımını yapamadığı bu süreçte Kuzey Kore, Uganda ve İran'la bir tutulmasına tepki gösteren tek isim Turizm Bakanı da değil. Kapısı sürekli çalınan diğer isim Ticaret Bakanı. Zaten ekonomik krizden beli bükülen küçük işletmelerin bu yasak nedeniyle tanıtım ve pazarlama olanaklarını kaybetmesi üzerine bu bakanlıkta da ciddi sıkıntı yaşandığı anlatılıyor. Tekel ve yasaklar Anlayacağınız partide bu ne periz bu ne lahana turşusu dedirtecek türden olaylar yaşanıyor. Bir yandan yeni sosyal medya yasaklarından söz edilirken diğer yandan dijital platformlarda rekabetin korunması küçük işletmelere hayat tanınması için düzenleme yapılacağı anlatılıyor. Tüketici haklarının korunması yasa teklifindeki tekel durumundaki e-ticaret şirketlerini ilgilendiren düzenleme yine ertelendi. E-ticaret konusunda tekel durumunda olan ünlü bir şirketin temsilcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında lobicilik yaptığı, hatta milletvekillerine para teklif ettiği iddiaları var. Öbür yandan TÜRSAP, pahalı tatilin nedeninin turizm acentalığında tekerleşme olduğunu savunarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kurucusu olduğu ETS Turizm Acentası'nı hedef alıyor. Resort otellerin yaklaşık %70'inde tek yetkililik sözleşmesini elinde bulunduran ETS, uzun süreden beri sektördeki küçük işletme sahiplerinin büyük derdi. Bir yandan sosyal medya yasakları, diğer tarafta avantajlı çıkmaya çalışan tekeller büyük tepki çekiyor. Durum değişir mi bilinmez ama çarşı bayağı karışık. Nuray Babacan